Ya bilmiyorum. Aklı kesinlikle bakanlığında kalır. Çünkü onu tatmin etmez. Çünkü yerel yöneticilik halka dokunan, halkla iç içe olunan yerdir. O bakanlık koltuklarında emir vererek yaptığı işleri arar. Çünkü sıkılacaktır orada. Vatandaş çünkü doldu Türkiye'de. Vatandaşın talepleri çok fazla. Onu karşılayacak noktada değiller. Bir de yaşam biçimlerini de ona göre oturtmamışlar. Zaten bürokratik bir anlayışla yaptıkları için orada kalacaktır. Yerel yöneticilik bürokrasinin dışına çıkmalı. Yani size bakın, belediye var. Yani siz diyelim ki 30 Mart değil mi? 30 evet. Mart sabahı belediye başkanı oldunuz konuda. Evet. Siz gidip koltuğunuza oturup hep böyle sorarlar ya soruyor. Hani tebrikleri kabul edeceksiniz tabii ki, yani bu ayrı bir şey. Bu çok da doğal, çok da normal bir şey. Ama siz genellikle koltuğunuzda mı olacaksınız? Ne yapacaksınız? Yani nasıl bir çalışma sergileyeceksiniz kişisel olarak? Her şeyi de kendiniz yapmanız mümkün değil tabii ki. Tabii ki bir kadro işidir. Yerel yöneticilik anlayışını ortaya koyarken de tabii ki büyük bir ailenin bireyi olarak ben çıkıyorum ve o büyük bir ailenin içerisinde de çok ciddi bir kadromuz var. Bir kez belediyeler işte hep resmi daire algısı taşır ve insanlar belediyelere gelirken çekinerek gelir. Bu anlamda özellikle bu son süreçte yaşanan 31 Mayıs'ta İstanbul'da Taksim'de başlayan ve Türkiye'ye yansıyan bu gezi direnişi aslında yerel yönetimlere çok ciddi bir mesaj verdi. Evet. O mesaj şuydu. Ben dedi demokrasi istiyorum. Katılımcılık istiyorum. Ben bir kente hizmet edecekseniz fikrimin sorulmasını istiyorum. Özgürlük istiyorum. Mesajı verdi. Şimdi Sayın Akpınar şunu soracağım. Katılımcılık istiyorum dediniz. Halk bunu söylüyor dediniz. Evet. Bildiğim kadarıyla belediyelerde şimdi kent konseyleri diye bir takım tabii bölümler ki vardı. Ama bunlar biraz şey kaldı. Yani yavaş kaldı. İşlemedi, çalışmadı belediyelerdeki bu kent konseyleri. Siz daha çağdaş, daha katılımcı bir belediyecilik anlayışını nasıl yapacaksınız? Ya o kent konseyleri harekete mi geçecek, yoksa farklı bir olay mı düşünüyorsunuz? Ne yapacaksınız? Öncelikle şunu söyleyeyim. Belediyeler resmi daire algısından çıkartıp o kentin en büyük demokratik kitle örgütü algısına dönüştürmek gerekiyor. Yani insana dokunan ve insan odaklı bir yerel yöneticilik anlayışının sergilenmesi gerekiyor. Diğer kentlerde tabii kent konseylerini bilemiyorum. Yani geri kalmış olabilir ama İzmir'de kent konseylerini bunun dışında tutmak istiyorum. Kent konseyleri kuruluş felsefesine uygun bir şekilde o katılımcılığı ve o çalışmayı yürüten konseyler olarak da harekette İzmir'de. O açıdan da ben mutluyum. Buradan kent konseyinde görev yapan tüm arkadaşlarımı da kutluyorum. Yani İzmir'de aracınıza yürüyor diyorsunuz. İzmir'de yürüyor. Çok güzel o zaman. Biz bunu daha da yükselterek devam ettirmek zorundayız. Yani olduğundan daha farklı bir noktaya da getirmek durumundayız. Belki mahalle temsilcilerine kadar gidecek. Tabii sokağa kadar gitmek gerekir belki. Aynen de. Öyle. Ve o kentte yaşayan insanlar var. Konak merkez bir ilçe. Konak'ta bir iş çevresi var. Ve Konak'ta bir sanayileşmeyi yapamazsınız. Fabrika bacalarını tüttüremezsiniz. Ama Konak'ta o iş çevresine daha rahat yaşayabileceği ve belediyenin hizmetlerinden daha fazla faydalanacak, belediyenin hizmetlerine de daha fazla katılım gösterebileceği bir noktaya getirirsiniz. Ve onlarla birlikte üretim ve istihdama odaklı bir belediyecilik anlayışını da ortaya koyabilirsiniz. Ben şunu da değinmek istiyorum. Bu son Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karar gereği bildiğiniz gibi odalardan istifalar var. Kamu niteliğindeki odalardan istifalar var. İzmir'de de esnaf birliğimiz var ve esnaf odaları var. Bu daha önceki yerel seçimlerde birçok arkadaşımız belediye meclislerinde görev alarak esnafla yerel yönetim arasında, belediye arasındaki köprüyü kuruyordu. Çok güzel. Şu anda ne yazık ki birçok belediye meclis üyesi, esnaf odası başkanı, yöneticisi olan arkadaşlar
görevlerinde kaldılar. Çünkü yeniden bir seçime de girecekler. Ve o odayı da boşaltmak istemediler tabii doğal olarak da. Orada görevlerine devam etmek istiyorlar. Şimdi önümüzdeki süreçte işte böyle bir önemli durumla karşı karşıyayız. Belediyenin esnafla olan o ilişkisini kurabilmek için de şu anda mevcutta olmayan işte o esnaf masasını esnaf biriminde kurarak halka daha yakın temas edecek, esnafın sorunlarını daha iyi algılayıp çözüm üretebilecek bir mekanizmayı da ortaya koymak istiyoruz. Peki, şimdi Sayın Akpınar şöyle bir toparlayacak olursak, var daha süremiz ama konuştuklarımızı. Benim şunu da sormak istiyorum. Gerçi bunlar klasik sorular ama sizin belediye başkanı olduğunuz zaman rozetiniz değişecek mi? Nasıl olacak? Rozetiniz yakanızda kalacak mı? Bir de bunu da soralım size. Evet, teşekkür ediyorum. İlk defa böyle bir soru geldi. Öyle mi? Evet. Yani bugüne çok kadar bu soru. Aslında çok cevap verilir diyeyim ben de. Çünkü hep deriz ki belediye başkanı olduktan sonra rozetimi, çıkarttım. Artık herkesi kucaklayacağım falan filan filan böyle. Gerçi İzmir için çok fazla bu çekmeceye şey koydum. Yok, deniyor değil. Tabii ki yani hizmette rozetinizi çıkartacaksınız. Yani hizmet edeceksiniz. Yani bana oy atana hizmet edeceğim, hizmet götüreceğim, bana oy atmayana götürmeyeceğim diye bir anlayış söz konusu böyle değil. Böyle bir şey yapamazsınız zaten. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi gibi sosyal demokrasiye inanmış ve sosyal demokrat olan bir partinin anlayışında bu olamaz. O rozetin içerisinde demokrasi var, özgürlük var, eşitlik var, hakça üretim var, katılımcılık var. O rozeti çıkarttığınız zaman işte adalet duygusunu ve eşitlik duygusunu çıkartmış olursunuz. Onun için ben o rozetimi çıkartmayacağım. O rozeti bu ülkenin geleceği adına gelecek nesillere çok sağlıklı bir şekilde dimdik, ülkenin geleceğini yeniden inşa edecek pırıl pırıl tertemiz bırakmak istiyorum. Ve bizim mücadelemiz de bu. Çünkü köklü bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde de ulaşmasının bu ülkede yaşayan insanların geleceği adına da önemli olduğuna da inanıyorum. Evet, kolay gelsin. Benim size sormayı unuttuğum, sizin söylemek istediğiniz buradan hem genel merkezde hem üyelerle hem seçmeninizle paylaşmak istediğiniz şeyler var mı? Çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreç tabii Türkiye açısından önemli bir süreç. Bu önemli süreçte tüm yurttaşlarımızın geleceklerine sahip çıkmalarını istiyorum. Bizim yerel yöneticilik anlayışımızda insana iş imkanı sağlayan, yoksula her türlü desteği veren, çalışan, üreten, paylaşan, katılımcı bir yerel yöneticilik anlayışı var. Örnek aldığınız belediyeler var mı? Ya da araştırdığınız yurt dışında? Yani atıyorum kafadan, ben Amsterdam'a gittim, oradaki yerel yönetimlerle uğraştım ya da dünyanın başka bir ucunda çok güzel bir sistem kurmuşlar, bunu keşfettim. Evet, İngiltere'deki belediyeciliği önemsiyorum ve İzmir'deki belediyecilik anlayışında Türkiye'ye model olduğunu düşünüyorum. Neden? Hangi konudan dolayı? Çünkü İzmir'de halkın ödediği vergileri çok sağlıklı bir şekilde hizmet olarak halka ulaştıran ve borçsuz bir belediye var. Yani borçlanarak insanları borç altına sokarak hizmet üretme yok. Ayakları yere basan, kararlı bir şekilde yürüyen bir belediyecilik anlayışı var. O açıdan İzmir'deki belediyecilik modelinin Türkiye'ye de model olmasını istiyorum. Sürekli borçlanarak benim param değil nasıl olsa borçlandım yaptım anlayış içerisinde bir belediyecilik anlayışı olmaz. Çünkü o kentte yaşayan yurttaşların parası. Türkiye'de ne yazık ki diğer belediyeleri araştırdığınız zaman Ankara Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir dahil olmak üzere tamamen borçla, borçlanmayla hizmet üretilen bir yerel yöneticilik anlayışı var. Bunu bir kez hizmet üretmeyi borçlanarak yapabileceğiniz yerler vardır. Ama sonuçta ödeyebileceğiniz de bir borçlanma olmalı. Yiğidin kamçısıdır demişler. Eğer öyle olursa iyi diyorsunuz, öyle mi?
Borç yiğidin kamçısıdır ama ödeyebilirsen kamçısıdır. Ödeyemezsen değil mi? Tabii ödeyemezsen kamçısı değildir. Aynen öyle. Evet. Evet, durum budur. Durum budur diyorsunuz. İlave etmek istediğiniz bir şey var mı? Sonuna ben, geldik. Önümüzdeki yerel seçimlerde bana bugüne kadar destek veren Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne, İzmir halkına teşekkür ediyorum. Umarım aday olarak belirlendiğim zaman da bugüne kadar paylaştığımız hayalleri arttırarak ve gerçekleştirmek üzere birlikte olacağız. Bu anlamda İzmir'de gelişen siyasal olayları pozitif olarak, mutlu kentin bir mutlu insanı olarak Türkiye'ye model olarak sunacağız. Bu kararlılıkta yola çıkmış, siyasette emek vermiş, bugüne kadar yaşamında kendisini destekleyenlere küçücük bir söz getirmemiş bir genç siyasetçi olarak da önümüzdeki süreçte çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Programımıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Cem TV izleyenlerine tekrar iyi haftalar diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Ben de başlangıçta siz Mustafa Balbay'la girdiniz. Ben de onun haberiyle kapatayım programı. Mustafa Balbay'ın Ergenekon savcısı tarafından diyor ve avukatları tarafından yapılan açıklamalar var. Mahkemenin mütalaa yönünde tahliye kararı vermesini bekliyoruz demiş avukatları. Ve umarım güzel haberle bugün sizleri sevindiririz, paylaşırız demiş. Avukatları tarafından edinilen bilgiye göre diyor Ergenekon davasına bakan savcı Mustafa Balbay'ın yaklaşık bir saat önce tahliye edilmesini istemiş ve öğleden önce kararın çıkması beklenmiyordu. Şu anda da öğle tatiline girilmiş, evet. Ama öğle saatlerinden sonra savcının bu istediği avukatlar tarafından söyleniyor ve umutlu konuşuluyor. Umarım kısa zamanda o da hem partisine hem ailesine kavuşur. Tahliye sonucunu da haberinde almış oluruz sevgili izleyiciler. Evet, biz Cumhuriyet Halk Partisi Konak Belediye Başkan adayı Sayın Hüseyin Mutlu Akpınar'a teşekkür edelim. Size güzel, keyifli, bol kazançlı bir hafta dileyelim. Ve yarın aynı saatte tekrar sizlerle buluşalım. Hoşça kalın.